Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Muhammed Salah omzundan sakatlandı. Mısırlı yıldız sakatlığı sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve sağ kenarına geldi. Bu sakatlık o kadar ciddi ki Salah'ın Rusya'da Dünya Kupası'na yetişememe ihtimali var. Hal böyle olunca Muhammed Salah'a faul yapan Sergio Ramos'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Salah düşerken Ramos'un kolunu adeta kırarcasına kavraması bu faulü bilerek yaptığı belirtildi. Maçtan sonra suçluluk duymuyorum açıklaması da bir hayli tepki topladı. Bütün bunların üzerine futbol kasabı olarak gösterilen Ramos için futbol severler FIFA'dan ceza alsın diye sadece bir günde 190 bin imza topladı. Tepkiler sonuç verecek mi? Orasını zaman gösterecek. Tabii bilmeyenler için bu faul Ramos'un ilk vukuatı değildi. Gelin Ramos'un önceki yaptığı insanlık dışı faullerine hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. On numara. İlk pozisyonumuzla başlıyoruz. 2012 yılında Real Madrid, Celta Vigo maçında Ramos'un yere düşen rakibine sert bir tekme ile müdahale ettiği görülüyor. Bu pozisyon hakemin de gözünden kaçmadı. Dokuz numara. Ramos şu anda La Liga tarihinin en çok kırmızı kart gören 3 futbolcusundan biri. 2007 yılında oynanan bu maçta tamamen faule yönelik olarak eliyle yaptığı bu faul onun ilk kırmızı kartlarından biri oldu. Sekiz numara. Barcelona maçında Ramos'un yaptığı bu faul hala pek çok futbolseverin hafızasında. Ramos, top geçmesine rağmen ayaklarıyla adeta bir biçer gibi girince kırmızı kart yemekten kurtulamıyor. 7 numara. Sahada adeta gözü dönen savunma oyuncusu Ramos'un kurbanları da ondan bir aile şikayetçi. İşte sadece havalanan topa bile koluyla sert bir şekilde faul yapıyor. Hakemle de girdiği diyalogta gözlerden kaçmıyor. 6 numara. 2007 yılında Real Madrid ve Malaga arasında oynanan bu maçta da Ramos yine sahneye çıkıyor. Topu saklamaya çalışan rakibini iki tekme ile yere indiriyor. 5 numara. Messi'nin belki de futbol kariyerinde uğradığı en sert faullerden biri bu olabilir. Çünkü hiç mantıklı açıklaması yok. Tamamen Messi'nin sakatlanması için yapılmış acımasız bir faul olarak yorumlandı. 4 numara. Birazdan görecekleriniz bir tekvando maçı değil. Fakat Ramos'un bu hareketi bir dövüş sporundan pek de farklı değil. Villarreal ile oynanan bu maçta yaptığı bu faulle takımını 10 kişi bıraktı. 3 numara. Ramos yine Barcelona maçında yaptığı vukuatlarla ön plana çıkıyor. Messi'ye arkadan sert bir faul yaptıktan sonra Puyol ve Xavi'ye de sataşmayı ihmal etmiyor. 2 numara. Sergio Ramos Barcelona'nın forvet oyuncularına karşı yaptığı kötü davranış ve hareketlerden asla kaçınmıyor. İşte yere düşen ve sakatlanan bir futbolcuya saldırması bunun kanıtı gibi. 1 numara. Son pozisyonumuza geldik. Ramos bu kez gözüne Ronaldinho'yu hedef olarak seçmiş durumda. Maalesef dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldinho tekme yemekten kurtulamıyor. Videonun sonuna geldik. Ramos hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.